Feza Film, Sinema Aynel Yakini sunar. Gülüm benim, yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, bizi bu hayattan ders alamam. Gülmezsen, ağlamazsan, bizi bu hayattan ders alamayız. Buraya ders almaya geldik. Gülmek de var, ağlamak da var. Merhaba dostlarımız, kardeşler. Evet. Gülmeden de olmuyor ama ağlıyorsun da. Neden? Niçin? Bunları düşüneceğiz. Ve hayatın güzelliklerini göreceğiz. Çirkinliklerden de ders alacağız. Her şey gelip geçiyor. Şimdi bahar geliyor. Sonra yaz, kış tekrar. Bizim hayatta böyle. Çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlı bitiyor. Bazen de bu yaşa ermeden diyor. Genç yaşlı diyorlar ama çocuk yaşlı diyorlar ama. Kimsenin bir garantisi yok. Neyin garantisi var? İnancın, Allah'ın ışığından yararlanan iman sahipleri, ihsan sahipleri hayatın hep güzel taraflarını görürler. Güzeli gören de güzel düşünür, hayattan lezzet alır. Hep güzelini gören. Yaşamımızın zor tabii ki ama güzel taraflarını gören. Mesela benim için yaşam, inanmak, çalışmak, sabır. Tabii en önemli olan bir de dürüst olmak. Ya tembel tembel evde durulur mu ya? Veya emekli edilir mi abicim ya? Bir işler yapın ya. Bir şeyler yapın. Çalışan demir pas tutmaz. Bir şey yapacağız. Hiçbir şey yoksa ağaç dik. Kıyametin kopacağını bil. Bilsen diyorum. Hadiste peygamberimiz elinde kurma ağacı dik diyor. Anlamak. Yoksa dertler, çileler tembel insanda başlar. İşsiz insanda başlar. Efham. Çile bülbülüm çile. Değil mi? Sonra hastalıklar başlar. Zihinsel, ruhsal, fizik hastalıklar başlar. Doktor doktor. Hem devlete zarar verirsin. Hastalık. Çünkü hep bir devlet buna karşılıyor. Sosyal sigortalar şunlar. Büyük paralar harcıyor. Ama çalışsak, hizmet etsek belki hastalığımız az olacak, olmayacak. Işıldayan demir pas tutmaz. O zaman sen paslanmayacağın için pırıl pırıl söktürücüler gerek yok, parlatıcılara gerek yok. Zaten parlıyorsun sen. Ah bak da demeye gerek yok. Zihinsel bozukluğa da gerek yok, aile kavgaları. Hep bunlar tembellikten, dedikodudan başlıyor. Tembelliğin getirdiği dedikodu. Çalışsak daha neşeli olacağız. Çok örnekleri var. Ben buna iman ettiğim için sürekli çalışıyorum. Sürekli mücadele ediyorum. Öylesi yani. Öyle yağmur geri yatmak, gezme ha. Bilmem. Benim tarzım değil. Allah cuma namazını bile 4 rekattan 2 rekata indiriyor. Diyor ki cumayı siz 2 rekat kılın. Toplanmayı burası. Camide şey herhangi bir toplu şeyden mekanda. Onu bir 2 rekat edin. Biraz konuşun sonra işinize devam edin. Bunu cuma demin deyip 4 rekatın en de 16 rekat çıkartmamış farzı. 2 rekata indiriyor. Toplanın, konuşun. Sonra İşinize bak. Çalışan demir tekrar pas tutmaz. Herkes düşünsün. Bu vesveseler nereden geliyor? Tembellikten. Şeytan tembelin arkadaşıdır. Ama çalışsa bir insan
Düşünceler hep işlev olacak. O zaman şeytan gelemeyecek. Çünkü iş. Şeytan işi sevmez. Tembeli sever. O arkadaşı tembeldir. Çalışan arkadaşı kimdir? Rahman. Melekler almışlar. İman ediyor. Bir şey üretiyor. Çoluğun, çocuğun ve ülkesine bir şey katıyor. Bir ağaç dikiyor. Binlerce dikiyor. Bunun çaresini bulun. Veyahut da ilim yap. Sürekli oku. Oku. Hiç binerle bilmeyen bir olur. İlim yap. İrfan yap. Orada yüksel. Derin düşün. O ilminle insanlara faydalı ol. Gençliğin, yaşlığın neyse ona faydalı ol. Örnek ol. Seni sevsinler. Çoluk çocuğun ve ailen, devletine faydalı bir şeyler yap. Çok kitap oku. Okuyabiliyor musun? Oturmanın ne annem var ya? O zaman aydınlanmış insan olacağız. Aydın insan. Yok efendim biz okumadık. Ne alakası var? Peygamberimiz ne kadar aydındı değil mi? Çalışıyordu, okuyordu, ticaret yapıyordu. Tüccardı. Evet. Hiç bilen ne bilmeyen biri olur. Aydınlanmak istiyorsan ya oku ya da çok çalış. İş bu. Herkes yaşına göre, vücudunun sağlığına göre. Yoksa bilgeliğini anlat bir şeyler. Bilgelik anlat. Vücudun çok şeyse hafif işler anlat. Veya düşüncelerini ona göre bir şeyler yap. Herkes bunu anlıyor esasında. Ama uçlarına gitmiyor. Kimlerin? Tembellerin. Tembellikle bir yere varılmıyor. Ya benim para ihtiyacım yok bilmem. Sağlığını düşün. Zihin sağlığını düşün. Ruh sağlığını düşün. O zaman çok kitap oku. Veya da bir şeyler yap. Birilerine katkı yap. Evet. İnşallah dertleriniz hafifler. Dermanlarınız çoğal, güzelleşir. Derman verir Allah. Enerji verir. Enerji. Her şey hareketle, sürtünmeyle. Bütün kainat hareket halinde. Sistem dönüyor. Durduğun zaman çökersin. Batarsın. Gezegenler birbirine vurur. Döndüğü zaman enerji. Enerji pırıl pırıl. Hoşça kalın, çalışarak kalın, dürüstçe kalın, ilim yaparak kalın. Sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan. Sen bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsen, ağlamazsan. Biz bu hayattan ders alamayız. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Yakin programına hoş geldiniz. Ben Tarık Tanrısever. Sizlere bu hafta bu programın kuruluş vesilesi olan çok kıymetli babam, yapımcı yönetmen ve sanayici Mehmet Tanrısever'i takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ ol Tarık. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Geçen hafta biblioterapi ve sinema terapiden bahsetmiştik. Kısaca biblioterapi, kitaplarla iyileşme, sinema terapi de sinema filmleriyle iyileşme, terapi olma olarak anlatmıştık. Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Son 10 günün içindeyiz. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın demiş. Yani arayın derken hani her günü Kadir gecesi gibi yaşamaya çalışın manasında bize bir tavsiyede bulunmuş. Ancak biz bu son günlerde teravih namazlarını kılamıyoruz baştan beri. İtikafa girmek isteyenler giremiyor. Bayramda akraba ziyaretleri olmayacak. Kısıtlamalar var. Nasıl bu Ramazan içinizde size bir burukluk oluşturdu mu? Ben
Yani uzun yıllardır Ramazan'da bir burukluk var benim içimde. Çünkü kavgalar, dövüşler, şiddetler, Allah'a isyanlar içime bir burukluk veriyor yani. Allah'a isyanlar. Allah'ın sevmediği şeyleri yapmamız, kültürümüzden uzaklaşmamız, manevi değerlerimize saygısızlık, önemsememiz, basite almamız, manevi değerlerimiz işte. Bunun içinde Ramazan da var. İbadetlerimiz, din anlayışımız, ahlak anlayışımız. Uzun yıllardır içimde burukluk içinde yaşıyorum yani. Hayallerim oluyor. Hayallerim böyle sorularını bulamadım. Bulmuş gibi olduk. Çözülemedi yani ülkemizde. Dünyayı zaten ben önce ülkemde yaşıyorum. Onun için ben uzun yıllardır burukluk içinde yaşıyorum Ramazan'da. Tabii itikafa girmek isteyenler evinde de girebilirler. Şu anda zaten evlerinde herkes itikaf gibi derin derin şey yapsınlar, dua yapsınlar, düşünsünler. Bunu internetten gidip öğrenebilirler. İtikaf nasıl olur, ne yapmak lazım? Peygamberimiz son 10 günde, 15 günde girermiş. Kafasını dinlermiş. Ama bu zamanda tabii insanlar, herkes giremiyorlar. Girmek istese, çünkü iş yoğunluğu var, hayat yoğunluğu var, fatura yoğunluğu var, ödemeler gerekiyor. Böyle bu ahir zaman mesuliyetlerimiz fazla, ihtiyaçlarımız fazla, fazlalaştırılmış. Her şey para. Ay başı olduğu zaman faturalar geliyor önünüze. Ne yapacak adam? Nasıl yapacak yani? Nasıl itikafa girecek? Tabii bunu Allah bir kolaylığını verir girmek isteyenler için tabii. Ama genele de baktığımız zaman muazzam bir savaş var yani. Ekonomik savaş, kültürel savaş ve dik durma savaşı, sosyal hayatımda dik değişmeden karakterini, yapını. Böyle ben burukluk içindeyim Tarık yani. Evet. Ben de bir burukluk yaşadım. Şimdi programın yayınlandığı cuma akşamı Diyanet'in Kadir Gecesi olarak ilan ettiği cumartesi günden bir gün önce olacak. Yani cumartesi günü Kadir Gecesi olacak. Ve Süper Lig'de bugün de derbi maçı koymuş akşam 8.30'da. Kim koymuş? Süper Lig. Beşiktaş Galatasaray maçı olacak. Beni çok düşündürdü bu. Zaten kısıtlamaların olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar evde, biraz önce dediğiniz çok hoşuma gitti. Evlerinizde de itikaf gibi bir dönem geçirebilirsiniz. Kur'an'la meşgul olabilirsiniz gibi. İbadette. Ancak insanlar böyle bir maç olayı, dünya işi, dünyalık, yani çok da önemli olmayan bir şey aslında. Ramazan'da en azından böyle bir özel günde. Çünkü camiler kapalı, programlar kapalı. Çoğu yer seyircisiz, maçlar da seyircisiz oynanıyor. Resimler koyuyorlar stadyumlara. Yani onun yerine bir program yapılsa, Süper Lig bir gün ertelese, iki gün ertelese ne kadar güzel olurdu. Amerika'da yaşadığım için 3 sene orada hiç böyle bir şey duymadım. Mesela onların da dini bayramları var, Paskalya bayramı var, mübarek günleri var. Hiçbir zaman böyle bir büyük bir organizasyon, futbol gibi, spor gibi, hatta sanatsal bir etkinlik bile, hatta seçim bile yapmazlar. Başkanlık seçimleri bile pazar günü yapmazlar. Hafta içi yaparlar, çarşamba yaparlar. Öyle mi? Pazar evet, günü yapmazlar. Yapmazlar, asla yapmazlar. Çünkü kiliseye ayırmaları gereken bir gündür. Bundan da onur duyarlar, şeref duyarlar, kiliselerine giderler. Biz camilerimize gidemiyoruz, evdeyiz. Ama televizyonda insanlar, yani bu nedir bu konu hakkındaki yorumlarınız? Şimdi dünya kamuoyunda, sosyal hayatta sporu çok öne çıkarttılar. Tanrı gibi oldu, tanrı sporu yani. Daha belki gene bir videoda söylemiştik. Sabah erken gidiyorlar 4-5 saat önce, eski açıldığı zaman.
Ondan sonra sıraya giriyorlar. Akşam çıkıyorlar yani. Günde 16-17 saat zamanları gidiyor orada. Bir sürü de sıkıntılara giriyor, sıcak, kış neyse. Hatta ihtiyaçlarını görmek için gene sıkıntılara giriyor. Yani sağlıksız bir ortam oluyor nispeten. Böyle bu övüldü yani. Sürekli gazetelerin arka sayfasında, eskiden gene var mı bilmiyorum, spor denirdi hatta, birkaç sayfasına yayınlıyorlardı. Evet. Gene sporla ilgili bir sürü programlar yapılıyor. İşte dün müydü yani 8-10 kişi, herkesin bildiği bir kanalda 8-10 kişi konuşuyor spor. Adam hem siyasi analiz yapıyor, bir de bakıyorsun spor analizi yapmaya başlamış. Birkaç kişi var böyle. Her yerde oynuyor yani. Siyasi analiz de yapıyor. Hem spor analizi yapıyor, yapıyor. Böyle bir toplum hep bir yere doğru bilinçlendiriyorlar yani. Yani spor yapsın, hiçbir şey düşünmesin. Veya sporla uğraş, maç tutsun. Bir tane gol atsa ne olacak, beş gol atsa ne olacak, atmasa ne olacak. Ancak insana vereceği belki bir göz zevki yeşil sahalarda. Ama bu göz zevkinin yanında eğer bir şey tutuyorsan kulübü, öbür yenildiği zaman, kaybettiği zaman birbirlerine hakaret ve küfür ediyorlar. Evet. Hatta bu arkadaşı bile olsa alay ediyor, şey yapıyorlar, evler, telefonlara sarılıyorlar. Gördüğüm insanlar şunu yaptık, bunu yaptık gibi. Bu da çok çirkin bir şey. Daha belki zaten orada ölümler oldu, şiddet oldu. Yani maalesef Tarık, ben öyle yani çok üzülüyorum bunu yıllardır. İnsanları hep propaganda, sosyal medyada, gazetelerinde, televizyonlarda hep spor programları var. Hiç Allah'la ilgili bir programlar var mı ya? Olsa da cılız, evet. Renksiz yani gece vakit ve sabah namazından sonra falan işte bir iki program, o da usulen şey olmuş gibi canlı, kanlı, samimi bir de böyle program ki karşıya geçsin, etkilensin. Ona göre güzel insanlar, güzel ahlaklı insanlar çıkacak, bilgili, yaşam şeyiyle ilgili, tecrübeleriyle ilgili onlar anlatılacak. Ben böyle başardım, ettim, şöyle ruh halim böyle oldu. Yani yaşayan insanlar. Biz de böyle din dediğimiz, din şey, biri hoca koyuyor sakallı falan, bir de cübbe. Anlatıyor, hep o anlatıyor. O an acaba yaşıyor mu yani? Anlatıyor. Oysa biz yaşayan insanlar oraya koymamız gerekiyor, anlatması gerekiyor. Dinin güzelliklerini, yaşama, ne gibi değişiklikler yaptı. Ben bir zamanlar şu görüşteydim, şimdi bu görüş olunacak, din görüş olunacak. Çok huzurum geldi ama şu ticaretim arttı, işlerim arttı, evimde bereket arttı gibi. Böyle imrendirilecek yani. Ya onlar hakikaten yaşayan insanlar olacak onlar yani. O zaten onları etkiler. Yaşayan insan, tecrübeli insan, bunlar toplumu etkiler. Biz öyle değil. Yani din programı işte koyuyoruz. Şeyler gibi, hatta onların kiliselerindeki şeyler, vaazları, ben pazar günleri Avrupa'da şey yaptığımda eskiden seyrederdim onları. Pazar günleri ayakta konuşuyor yani o konuşmacılar, vaaz edenler, hareketli her taraflar. İnsanların arasına giriyor, arkada çiçekler koyuyor. Hani bir konferans salonu gibi deni anlatıyorlar yani. Gidiyor, ediyor, konuşuyor, ayetleri söylüyor, sonra onu masal gibi anlatıyor. Bir varmış, bir yokmuş falan. Etkiliyordu ben böyle dedim. Sonra dedim bu din şey anlatıyor gibi. Avustralya'da kanallardan, Avrupa'daki bunları görüyorum. Bizde maalesef bunlar eksik. Ancak işte oluyor da yavan, buruk oluyoruz yani. Bu da tabii ki işte dervişin zikri neyse fikri de odur yani. Bunların düşüncesi bu. Fikri de bu yani. Böyle bir hassasiyet şey dediğin gibi bunlar. Evet. Of yani maalesef işte burukluk oluyor bizde. Yani böyle haykiyadan dinimize, diyanetimize, ahlakımıza sarılsa dört başı şey oluruz, mamur mu diyoruz? Evet. Yani mamur oluruz, güzel oluruz, huzurlu oluruz. Şunu anladım konuşmanızdan babam. Nasıl iman etmek belli bir kültür ve ilim gerektiriyorsa, insanın dinine sahip çıkması da o kültür ve ilme sahip olmasıyla orantılı. Tabii.
neden Batı medeniyetleri kendi dinlerine daha çok sahip çıkıyorlar? Çünkü ilimleri ve kültürleri çok daha önde. Biz uzaklaşmışız ilimden ve kültürden. Dinimizi de tanımamışız. %90'ın Müslüman olduğu bir ülkede dinimize böylesine lakaytız. Bir de mesela onların işte bir insan nasıl bilinir? Mesela bir insan ve bir devlet. Onların yönetimine bakarsın. Yaptıkları ürünlere bakarsın. Ne ürünü üretiyorlar değil mi? Onun şehirlerine bakarsın, hapishanelerine bakarsın, hastanelere bakarsın. Eğer demek ki bunlar azsa o ülke medeni bir ülke yani. Tertemiz bir şehirler, kasabalar pırıl pırıl, işler pırıl pırıl, yaptıkları ürünler güzel. Tabii o ülkelerin eksikleri de vardı ama işte o ülke orada kalkınmışlığı, medeniyeti orada vururum ben. Yoksa birbirine girmiş bağırıp çağırıp, şeylik yapan, çılgınlık yapan, ufak bir şey tahammülsüz, hemen saldırıya geçen, hakaret eden, o demek ki gelişmemiş, kültür seviyesi düşük. Eğitim zayıf yani, belki okuma yazma iyidir de ama o şey kültürü zayıf. Tabii iyi olanlar da var ülkemizde ama çok zayıf tabii ki yani. Yani benim hayatım en önemli olan güzel ahlaktır. Güzel ahlakında en önemli olan temizliktir. Yani temiz olacak. İçim ve dışım temiz olacak. Çevrem, sözlerim temiz olacak. Herkesin iyiliğini isteyeceğim. Kötülüğünü istemeyeceğim. Kıskanma var diyor ama onu yeneceğim. Onun mantık olarak bakacağım. Diyeceğim ki bu insanlar varlığı olduğu zaman bana bir çorba içirir. Varlığı yoksa ben ne yapacağım buna yani? Onun çöpü bile varlıklı bir insanın faydalı. O zaman ne yapacaksın? Kıskanlığın bir gereksiz olduğunu anlatacaksın. Anlayacaksın. Sen de çalışacaksın. Bereketinden, şundan, bundan. Yani değilse doyumsuzluk. Ülkemizde bu da çok var yani. Haset, kıskançlık, kavga, dövüş. Bunlar da inşallah, tabii biz de anlatıyoruz videolarımızda bunları. Evet. İnşallah insanlar bakıp kendilerine çek yaparlar, yüzleşirler. Yani bu olacak ama ne zaman olacak bilemiyorum. Yani dün bir kitapta okudum. Bir film yapılacakmış 1930'lu yıllarda. Bu işte Ağrı Dağı'nda Musa'nın 40 günü mü diye böyle tecrübe anlatan orada şeyi falan 40 günü diye. Tur Dağı'nda. Ağrı Dağı. Bu Los Angeles'te yapılmak istenip kitabı da yazılmış falan ne bize bilmem ne diye bir Çekoslav Yahudi yazıyor bu kitabı da. Türkleri aşağılıyor, kötülüyor yani. He. O zaman Atatürk zamanı 1933-34 baskı yapıyorlar. Bu kitabı mesela Almanya yasaklıyor. Hitler dönemi başlıyor. Diyor ki biz Türk kardeşlerimizi rahatsız etmek istemeyiz. Kitabı durduruyorlar. Yasaklıyorlar, toplatıyorlar. Gene birkaç ülke daha var Avrupa'da. Sonra Amerikalılar bunu film yapmak istiyorlar. Onlar da buna Türkiye'deki hem Yahudi kökenli Türklerin veya şeylerin, dönmelerin veyahut da buradaki Ermeni vatandaşlarımız da müdahale ediyor. Hayır diyorlar, Türkiye'de biz böyle bir şey yok, böyle bir şey yaşamıyoruz. Bu tamamen propaganda ve zalimce bir şey. O film çekmeyi engelliyorlar. Hollywood'daki filmi engelliyorlar. 50 sene çekemiyorlar filmi. 50 sene. Ya dün bir kitaptan okudum da çok ilginç şeyi var. Evet. Bir mücadele var. Yani bir kültürümüze saldırması, Türklüğe saldırması. 50 sene o filmi çektirmiyorlar. Avrupa'da kitabı toplattırıyorlar. Ya. Şimdi bak böyle işte bu milliyetçilik, vatanperverlik yani. Oysa bir kitap dışarıda basılmış. Almanya'dan toplatıyorlar. Başka ülkelerde şimdi aklımda şey yok. Ama Amerika o 50 bin dolar o zaman onu film çekme haklarını satın alıyor. Gene bir Yahudi şirketi, film şirketi. Türkiye'nin baskısı hem buradaki Ermeni vatandaşlarımız hem de burada Yahudi vatandaşlarımız bir de Türk tabii. Türkiye bunu şeylik yapıyor. Oradaki hariciyeler, şunlar bunlar, konsoloslar filmi çektirmiyorlar. 50 sene çektirmiyorlar. Sürekli diyorlar bunu yaparsanız bu olur. Filmlerinizi Türkiye'de oynatmayız. Mesela en şey o çeken kanallar, buradaki filmciler de o zamanki 30'lu yılların, 40'lı yılların işletmeciler sizin filmlerinizi alın diye ve de film çektirmiyorlar. Bak bu işte bu dik duruş. Ne kadar hassas değil mi? Evet. Şimdi diyorsun kutsal bir şeyimizde, günümüzde
derbi maçı var, bilmem ne var. Nasıl bizim o zaman kültürümüzün kutsallığı, dinimizin kutsallığı olacak? Biz Türk'üz, Müslümanız. Hepsi Müslüman. Yani hepsinin üstünde Müslüman. Hepsi sıkıştığı zaman zaten Allah diyor ya. Ya kanser olduğu zaman, ya hasta olduğu zaman, ya da öldüğü zaman caminin önünden gidiyorlar yani. İşte bu nedir? Dini zayıf görüyorlar. Dini olarak görüyorlar, basitleştiriyorlar. Allah'ı basit görüyorlar. Herhangi bir şurada kariyerli bir iş adamı, bir bürokrat, o Allah'tan daha çok ona hürmet ediyorlar, saygı yapıyorlar. Rant için, iş için, başka için yani tanzim ediyorlar veya bir dini lidere daha çok tanzim ediyorlar. Koruma altına giriyor olan Allah var. Allah'ın koruma altına girmemiz gerekiyor. Onun emirleri işte Kur'an-ı Kerim var ka, işte bunlar hep bunun propagandası yapılmıyor Tarık. Kur'an'ın propagandası, Allah'ın, Peygamberimiz önderliği anlatılmıyor. Bütün mesele burada. Bunlar da verilse sayfa sayfa, spor gibi anlatılsa ama güzel anlatacaksın tabii. 3-5 kelime de. Onu işte, onu ben hissediyorum, o güzel anlatmayı hissediyorum. Şu anda biz nasıl güzel anlatıyoruz? Güzel, çünkü geçen haftaki programımızda hemen insten bildirmiş bir tanesi. Demiş ki filmlerin önüne geçiyor sohbetleriniz. Instagram'dan önüne geçiyor demiş. Ben de çok etkilendim. Önüne geç sohbetimiz yani şurada 45-50 dakikalık sohbet. Oysa bir film aylarımızı, yıllarımızı var, milyonlar gidiyor. Demek ki orada şuradaki samimiyetimiz, duygularımız maşallah insanlara etkiliyor. Ama güzel etkiliyor yani. Mutlu oluyor, huzur geliyor. İşte böyle nerede milliyetçi, nerede kutsal düşüncelerimiz, kutsallığımız nerede, din nerede? İşte böyle işte. Herkes sayfa sayfa. Ya 5 vakit namaz kılıyor, maç hastası ya. Ben, hasta olmuş adam, hasta, din hastası değil, Allah'ın hastası değil. Bağırıyor, huu falan yapıyor. Ben rast geldim, evimde de olsun, başka yerde. 5 vakit adam, kocaman kocaman adamlar. Ne olacak bu propaganda, propaganda, maç. Propaganda. Ve bu maçla ilgili de kulüplere ne kadar para ödeniyor yani, değil mi? Evet. Hem devlet yardımlar alınıyor, hem de büyük zenginler bunun başına geçiyor. Mesela işte Koç'un oğlu değil mi? Ali Koç, işte Fenerbahçe'nin başkanı. Yani Türkiye'nin en büyük zengininin oğlu Fenerbahçe kulübü. Bir de yarış ediyorlar. Bir de ceplerinden oraya milyonlar yatırıyor. 100 milyon, 200 milyon neyse. Diğerler de öyle. Galatasaray da öyle, öbürü de öyle. Kadir Gecesi'nde Fenerbahçe'nin de maçı var. İşte yani şimdi buna ne kadar önemsiyorlar. Bakın evet. Bir maç o ya, bir maç işte. Yıkıldık, kazandık neyse yani. 10 sene sonra hiçbir şey kalmıyor. 5 sene ama oysa Allah'ın dini, Allah'ın diyaneti... Cennet var, sonsuz bir hayat. İşte bu bir kültür, bu bir inanmak, bunun bir propagandasını, bunu bir anlatmamız lazım. Ya bir zamanlar gelmişler, komünistler, komünizm uğruna burada 70'li yıllarda, 80'li yıllarımızda, 60'lı yıllarda 10 binlerce insan öldü Tarık. Her gün 40-50 kişi öldü, sağdan soldan. Ne ya, ne? Şimdi bitti. Niye öldü bu çocuk? Şimdi ne oldu ya, neye öldü? Cennete mi gitti? Nereye gitti? Boşlukta. Din diyanet ne? Bilmiyor. Şimdi bunlar da maç, kuç hepsi işte. Maç hastası. En popüler insanları ona gözüküyor. Bir de oradaki maçta oynayan bir sporcu 10 milyon euro, 20 milyon euro alıyorlar. Yani nasıl imrendiriyorlar yani. O zaman dövülüyor. Ben de maç. Ben de sporcu olacağım. Yani şimdi böyle bir propagandada kim dayanabilir işte? Etkileniyor. Ondan sonra maç hastası oluyor, fanatik oluyorlar. İnsan öldürecek kadar da katil oluyorlar. Veyahut da küfürlerle, her türlü küfürlerle, hakaretlerle karşı takıma saldırgan oluyorlar. Evet. Onlara ne diyor? Poligan mı diyorlar? Ne diyorlar? Holigan. He? Holigan. O İngilizlerden, İngilizler evet. Yani bunlar ben hiç Allah bana sevdirtmedi. Bir milli maçı severim. Öbürlerini seversem umurumda değil yani. Bir milli, o da milli olduğum için, Türk olduğum için. Yenildiğimiz zaman üzülüyorsun. Hatta eskiden hiç seyretmek istemezdim. Hep yenilirdik. Şimdi inşallah yeniyor. Neyse bu kadar önemli. Benim için değeri bu kadar. Bir seyretmek, bir de milli. Bu, yani tamam gene insanlar seyretsin, tutsunlar ama çok önemsiyorlar. Ebedi dünyalarından, sonsuz hayattan öne çıkarıyorlar. İki çalım, iki şut atması. Yani çalım, bir de şut atacaksın. Top geldiği zaman yakalayacaksın. Çalım. Ondan sonra birini uzaklaymış. Sistem bu. Ayak oyunu. Yani
Evet. Ayak oyunu. Başka hiçbir marifet yok. Anlatsak bunu saatler sürer tarım. İçimiz yanıyor. Ya, tabii her şeyde bunları düşündüğümüz zaman ben burukluk geçiriyorum tabii tarık yani. Bizim önemsemiyorlar ki yani. Camiler var ama içi boş. Kaç kişi, 50 kişi, 100. Adam camiye inanıyor. Yatırım yapıyor. Binaya göre biz ya bir film diyoruz, bak bir filmler milyonlar etkiliyorlar. İşte bu iyileştiriyor. Her türlü tedaviyi yapıyor. Çünkü hayat neyse adam nasip değil demek. 50 kere söylüyorum. Buyurun. Evet. Bize düşen böyle bir etki varsa bize tepkimizi göstermek. Müminler olarak, Müslümanlar olarak, inançlı insanlar olarak. İnşallah sevgili izleyicilerimiz bir tepki gösterelim. Kadir Gecesi'nde bu derbi maçı izlemeyelim. Ya izle. Sonuçlar nasılsa açıklanacak. Yok, çok merak edenler sonuçlarını. Ya, o da çok önemli. İzleyip izlememek de çok önemli. Yani sanki dinimizi çok güzel yaşayıp çok güzel anlatılmıyor ki. Yani bugün izlemesen yarın. Çok ayrı bir şey ya. Kur'an çok... okuyalım baba o gece. Okusunlar. Meallerimiz burada ya, kale gibi sıralanmış. Dinlesinler radyo, evet. İnternetten dinleyebilirler radyomuzu, evet. Radyo Feza diye. İnternette var şimdi, yayın yok da şeyde. Türkçesini dinlesinler, okusunlar. Yani ben bunlar spor da olsun tabii, olmasın, o da olsun ama çok öne çıkmış. Oysa bizim din hayatımız hem dünyada huzur verir, hem de ahiretimiz kazandıracak, hem de bereket olacak. Allah yerlere ve göklerin nuru olan Allah'ın bizi aydınlatacak. Bunu önemsemiyoruz. Böyle kafasa, vesvese, şeytani şeylerle onlarla uğraşıyoruz. Evet. Nasıl anlatayım ki ben bunu? Ben çok önemli. Seyretse de önemli. İman zafiyeti var. İmanın zafiyeti var. Bunu çoğaltmamız lazım. İman zafiyetinin sebebi de insanların arayışta olmasıdır. Arayıştayız, evet. Müslümanlar olarak, bütün insanlar olarak. Bakara suresinin 186. ayetinde de Allah şöyle buyuruyor. Kullarım beni sana sorarlarsa, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmak için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Yani bizim bütün arayışımızın cevabı bence bu ayette gizli. Ne yani, çok yakınım diyor. Hatta şak damarından yakın, ya damar ondan yakın. Hatta içimizden daha başlar ki hislerimizi biliyor. Ne konuşacağımızı, yani ne düşündüğümüzü biliyor. Bu kadar yakın bir Allah'ımızı yeterince halkımıza anlatamadık. Anlatamadık. Şahsım da öyle. Ben de bunları bana annem, babam, herhangi bir kişi anlatmadı. Yana yana, döne döne arayış içinde böyle buldum, böyle gidiyorum Tarık. Ben onu bunu görüp de Müslüman olmadım. Evet. Orada acı çektiksine arayışa geçtim. Arayışında da Kur'an'ı şey yaptım. Onunla tanışınca orada sorularıma, düşüncelerime cevap bulmaya çalıştım. Diğer işte yardımcı kitaplar okudum. Güzel insanların hayatları, şunları bunları. Onlarla şimdi okuyorum, her türlü kitap okuyorum. Ya işte 70-80 sene önceki milliyetçiliğimize bakın. Bir film için Türkiye ayağa kalkın. Çektirtmiyorlar Hollywood'da da. Şimdi ne filmler çekiyorlar? Umurumda bile değil. Ya bırak sen onların çekmesi. İçeridekiler yıpratıyorlar bizi. O dizilerle neler yapılıyor, neler. Ne sapkınlıklar veriyor. Sapkınlıklar, enses, diğer şeyleri. Yani bunlar ne hale geldik Tarık yani? Nasıl bir anlayış bu? Nasıl bir ülkedeyiz? Böyle şey mi olur ya? Sonra şikayet ediyoruz. Yapmayın, yaptırmayın, bulmak lazım. Ya Türkiye'de o şey, o film için ayağa kalkıyorlar. O yazarın şimdi ismi aklıma gelmedi. Meşhur bir yazar. Çekoslovakyalı Yahudi bir yazar. Buradaki Yahudiler ayaklanıyorlar. Bu filmi sakın çekmeyin. Bu kitabı toplatın, Alman hükümeti hemen topluyor ki biz Türklerle zaten 10-15-20 sene önce müttefik Birinci Dünya Savaşı'nda onların diyor üzülmesini şey hemen toplatıyorlar. Hitler'in, evet, döneminde. Yani milli olmak lazım. Dini olmak lazım.
milli derken ben hepsi içinde tabii. Türklüğümüz, kültürümüz, adetlerimiz, göreneklerimiz, inancımız, İslam'a ailem, öyle milli diyorum yani. Biz Müslümanız, Türk'üz. Kendi milletimizin, kendi duygularını düşünüyor. Güzel ahlaklarımızı yaşamamız lazım. Bir zaman varmış. Şimdi gene yani azaldı. Zayıf veyahut da. Bunu nasıl çoğaltabiliriz? Bütün mesele bu. Ben filmleri bunun için yapıyorum zaten. Film niye yapayım ki? Anlatıyorum. Kültürümüzü, diyanetimizi, dinimizi. Burada güzel insanı. Yüzleşin diyorum. Görün bak. Huzur burada. Huzur İslam'da, inanmakta. Ama hak gelmiyor. Tam gelse batıl gidecek. Hak tam gelemedi demek yani. Hak geldi mi? Ayet bu değil mi? Batıl gider diyor Allah. Evet. Hak gelmiyor ki, yaşamıyoruz ki. Şurada %10, %20 kişi bile yaşasa batıl diye bir şey kalmaz, yıkılır. Güzel ahlak öne çıkar her tarafta. Demek ki yaşıyormuş ki ama cıvık yani. Oynuyor. Oynuyor, içi oynuyor. Olmamış. Tam hak değil o yani. Allah'ın arzu ettiği İslam ahlakı değil. Ya olmadığı için de muvaffak olamıyoruz. Kur'an'da o şöyle belirtiliyor baba. Yani biz Müslümanız elhamdülillah ama teyakkuzda olmamız lazım. Münafıklık alametlerini taşımamamız lazım. Aman diyor Kur'an, münafık olmayın. Çünkü işte biraz önce dediniz, işte bir şeyler var dediniz yani. İnanıyorsunuz ama diyorsunuz olmuyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Dürüst değilsin, başka bir şey değilsin. Evet. Münafığın da 3 tane alameti var. Peygamber Efendimiz açıklamış. Bunu inanıyorum ki tekrar tekrar okursak, anlatırsak millet olarak, bütün Müslüman coğrafyası olarak bunu olmaktan uzak dururuz. Yani buna yaklaşmamaya çalışırız bu alametleri. Birinci alameti münafığın konuşunca yalan konuşuyorlar. İkinci alameti söz verince sözlerinden cayıyorlar. Üçüncü alameti de emanet edildiğinde hıyanet ediyorlar. Yani bu emanet çok geniş bir konu aslında. Sadece bir ürün, madde, emanet değil. Yani bir görev de emanet edilebilir. Evlilikte bir kadın bir erkeğe emanet ediliyor. O da emanet olabilir. Ben bunu kendi fikrim olarak söylüyorum. İşte bu herkes o üç şeyi önemli yani ona münafık alametleri. Ona baksın, bende bu var mı yani? Sözünde duruyor muyum? Emanete hiyanet ediyor muyum? Sözümde duruyor muyum? Zaten en çok korkacağımız budur yani. Söz, evet. Söz, dürüstlük. Şurada bizim kiracımız vardı. Gitti adam. Bir görüyorum her tarafı yıkmış, etmiş. Sözleşmemizde bunlar yerine getirilmesi gerekiyor. Yıkıp ettiklerini aslına getireceğim. Hiçbiri yapmamış. Böyle dişlerini sıkıyorsun yani. Dersin bu da olur mu insanlık? İnsanlık bu olur mu? Tabii hukuka itikal ettirdik. Mahkemeye şey yaptık. Tespit ettirdik. Bir sürü eksin işte. Bu da kalkıyor Ramazan'da. Müslümanım diyor, şey diyor. Emanete verdiğimiz işlerin emanetine ihanet etmiş. Yıkık her taraftan. Kapı kollarını bile sökmüş gitmiş. Korkuluklar almışlar gitmişler. Ne faydası var? Kaç paralık şey? Bunun gibi yani. Evet. Bu yani çok fazla onlara baksan hepsi işte biz şöyleyiz, böyleyiz falan diyerekten güzel insan olduk zannediyorlar. Hiç değiller. Oysa onlar kendilerini beğeniyorlar yani. Biz güzel insanız, akıllı hareket ediyoruz. Değil ya. Yanlış. Onun için de şu anda ülkemizde 300 bin mağdur var. Konut mağduru, alamamış konutlarını, 300 bin Türkiye'de. 5-1,5 milyon insan, işte emanet görüyoruz, adam alıyor, paralarını topluyorsun, insanlarımızın acı veriyorlar onlara. Paran yok, niye yapıyorsun o binayı? Ha? Evet. Nerede şeylik ya? Veyahut da ne yaptın acaba parayı? Hep bunlara işte büyük ihanetler yani, emanetlere ihanetler. İşte gene bir tanesi milyonlar çatmış gitmiş adam bilmem. Evet. Bir davende bir tavukçu çatmış gitmiş. Veya ticari hayatta görüyoruz. Biz fabrikayı niye tasfiye ettik? 2007'den sonra 2008'de kapattım, tasfiye ettim. 300 dosyamız var. 300 emanet, çekler vermişler, ödemediler. 300 yani 300 tane alacağınız var. Yok fazla. 300 dosya. Dosya.
Alacak dosyaları. He, alacak dosyaları. Birinde bilmem ne kadar. Ne kadar çık olduğunu bilmiyorum. O zamanki şeyle 9 milyon dolardı alacağım. 2007'nin şeyine göre. Şimdi 9, 8, 72 milyon alacağım TL. Sonra devlet buna şey dedi, hapis vardı. Ödüyorlardı, başladılardı. Sonra hapisi kalkınca hiçbiri getirmedi. Evet. Gel benimle helallaş, emanet. Ben sana malımı vermişsin, sen de çek yazmışsın. Neredesin? Hiçbiri ya, o af çıktıktan sonra bir tane getirmen olmadı. Hiç düzelen olmadı mı? Veya gelsin benden barış alsın, helallik dilesin. Belki dinleyenler var mı burada? Ama 9 milyon. O zaman 600 bin dosya vardı Türkiye'de. Bunun 300 dosyası bizimdi dosya. Demek 2000 kişide biriyim yani. Niye ben tasfiye ettim? Baktım böyle böyle dedim, bizi götürüyorlar yani. Çalıp çırpıyorlar. Evet. Pazarlamacım başka bir türlü anlatıyor, öbürü anlatıyor. Dedim peşin çalışacağım. Peşin işler varsa onu yapacağım. Evet. O minvaldeyim yani. Şimdi ekonomi işte gene ülkemizde belirli şeyler var. Hep onu anlatıyorum zaten dostlarıma diyorum. Peşine dönün, dikkat edin, açılmayın. Sonra elinizde avucunuzda gider. Böyle hep böyle münafık gibi çalışma. Borç ya, borç. Acı duymuyor musun sen ya? Acı duymuyor musun? Çok acı çekenler var Tarık. Evet. Şurada gene büyük bir şirket var, 70 yıllık bir. Ondan Nisan ayında oldu yeni. Adam 5000 konuta birden problem Bahçeşehir'de. 5000 konut. Bir daire 2 milyon liraya satıyorlarmış. Ekse de yabancılara. Bir bankada 3 milyar alacağı varmış. Hepsine koymuş 5000 konutun üzerine. Evet. Hep demek bunlar senetle mi satılıyor, sözleşme mi? Yani bunlar hep emanet. Parasını almışsın, şeyini almışsın, mağdur eder o insanımızı işte. Bu ahlak olduğu zaman, İslam ahlak, dürüstlük olduğu zaman herkes boyu kadar, işi kadar ve bir de sıkıntı da olabilir. Tamam, sıkıntı da olsa herkes kolaylık tanır. Hatta bir insan borcunu ödeyemese mesela, ayette diyor ki bak Allah ne kadar sıkıntı olan insana yardım. Borcunu ödeyemese diyor, ertele diyor. Evet. Ertele. Gene ödemeydi, gene ertele. Sonu da diyor ki, ödeyemeyeceği artık kanaat getirdi. Onun diyor, sen diyor şeyine say onu. Zekatına say. Zekatına evet, say. Kur'an'da ayet. Zekat ver diyor ya, zekatına say. O, ama tabi karşılıklı olacak. O da tamam kardeşim, ben senden almıyorum. Ben bunu sadaka, zekatıma sayıyorum. Evet. Ya İslam ahlakı bu. Herkese bir kolaylık vermiş. Samim olsun yeter ki. Ama onun da sağa sola kaçırıp da bilmem ne olmacak. Ondan sonra ödeyemem. Orada mı kaçırmışsın sen başkasının üzerine malını, başkasının üzerine o hakke de samimi. En sonunda diyor ki Allah ahlakı, İslam. Onu diyor sen zekatını o almasın diyor. O öbür dünya şeyle gitsin diyor. Zekat hakkından verdi. Böyle bir İslam, böyle bir dürüstlük, böyle bir adalet anlatıyor. İslam böyle güzel ahlaklı olur Tarık, yaşamın hepsi. İşte şu söylediğiniz bilgi bile bir okumanın, ilim etmenin neticesinde kazandığınız bir bilgi. Kur'an'da Allah'ın bizlere bildirdiği ayetler açıkça anlaşılan, kolayca anlaşılan, hayatımıza uyguladığımız zaman hayatımızı çok güzel tanzim eden ayetler. Okumadığımız zaman bilmiyoruz. O parayı zenginleşmek zannediyoruz. Alıyoruz, kaçıyoruz. Nasıl olsa şirket kapandı. Kanuni haklarını aradır. Bir sorum daha var baba. Geçen hafta sevmek mi önemli, güvenmek mi önemli demiştim diye sormuştum. Siz de sevmenin ne denli önemli olduğunu çok güzel anlatmıştınız. Bu haftaki sorum, sizce zengin olmak mı önemlidir, gelişmek mi önemlidir? Gelişmek de ilim olarak. Genel ilim olsun, kültür olsun. Şimdi insanların yani binde binde diyeyim, 99.99'u hep zenginlik isterler yani. Evet. Yani öyle. Ben biraz anlatayım bunu. Ama bir insan zengin olduğu zaman, çok zengin olur. Bir ilmi irfanı yoksa, bir kültürü yoksa nasıl o zenginliğinden tat alabilecek? Nasıl keyif alabilecek? Bilmiyor mu? Evet. Cahil. Ya. Cahil. Her zaman çalarak zengin olabileceğini zannedecek. O zaten harap. O dünyada da iflas edecek. O çalanların dünyada da gidiyorlar. Ben onları şu
40 senelik hayatımda, ticari hayatımda, sanayi hayatımda o çalan çırpanların sonu harap. İyi insanlar gene ayakta kalabiliyorlar. İyi insanlar, dürüst, işine dikkat eden insanlar. Onların sonu harap. Yani ilim her zaman bilgelik öndedir. Zaten zenginlik de bir bilgeliğe de dayanıyor yani. Bilgeliğin varsa zengin olursun. Evet. Bilgeliğin yoksa nasıl zengin olacaksın ki? Mesela çalışmanın önemini biliyorsan, çalışmanın, çalış. Tabi Allah bir yerini açıyor. Ve karşındaki insan güveniyor sana. Diyor gel kardeşim diyor, sen güzel çalışıyorsun, çok iyi yapıyorsun bu işi. Diyor o artık o çalıştığı yer usta olmuş, şey olmuş. Geldir beraber iş yapalım. Ben size sermaye ver. Sen de diyor, şu ilminle, irfanınla, sanatınla iş yapalım. Bak o da işte al sana zenginliği işte. Ortak olmuş, götürüyor yani. İlimsiz hiçbir şey bir şeyi ifade etmez tabii. İlim yoksa. Değeri yok, kıymeti yok. İlim bilmek, ilim evet. Kendini bilmek. Sen kendini bilmezsen kaç paralı adamsın. Kendini bileceksin, iliminle bileceksin. Ama şu şey yüklü merkepler değil yani, kitap yüklü ayette diyor Allah. Okumuş Allah'a isyanı var. Ahlaktan, adaletten haberi yok. Okumuş ancak o, bir şey olmuş. Onlara ilim demiyorum ben. İlim adam, bilgi adam önce kendi menfaatlerini bilecek. Nedir? Bu dünyayı bilecek, ahiretini bilecek. Kendisi, Yunus'un dediği bu, kendini bileceksin. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, yaratılış ne, arayış ne? Bunu bileceksin, sonra bu bilgelikle birlikte o zaman zengin olursun. Zaten öyle zenginlik onun için çok şey değil yani. Ya zaten öyle bir insan, bilgeli bir insan her şeyde çalışır, eder. Şimdi şurada hep bilgelik, bilgisayarlar, her şey bak bilgelikle oluyor. Ustalık, mühendisi hep bilgelikle oluyor. Güzel ahlak bilgelikle oluyor. Güzel ahlak yani güzel ahlak, haramı, helalı neyle önce bilgelikle okumamız lazım yani. Evet. Demek ki bilgelik önde. Gelişmişlik önde. Ya, öbürü el kırkir ya ne halin yani. Ne kadar yiyorsun bir de. Gelişmişlik, bilgelik önde. Zaten Almanya, bir örnek vereceğim. Toplum tabii bilge bir toplumdu genel olarak yani. Savaşta yerle bir oldu. Sonra o bilgelik şeyine disiplinli bir toplum tekrar Almanya oldu yani. Yani çok düştü. Japonya'da yani. Yerle bir oldu. Ama alt yaptırım vardı. Bilgeliği vardı. Sanayide şurada burada toplumsal bilgelik, dürüstlük şu bu. Tekrar Japonya yaptılar yani. Bak iki örnek vereceğim. Evet. Bilgeliği, biz de o yüzden ne savaşa girdik? İkinci Dünya Savaşı'na ama yeterince bilgeliğimiz olmadığı için karışık bilgelikler var. Sen, ben, o. Yani bu modern dünyayı anlayamadık. Yani dindarlar da anlayamadı zaten onlar. Onlar dini sakal, cübbe, kurtulduk, elinde tesbih. Yani bitti zannediyorum. Bir de ya öyle değil işte. Modern dünyayı anlayanlar, gelişmeye bilenler, işte o bilgeler dünyanın efendisi oluyorlar. Almanya efendi oldu. Evet. Japonya efendi, Amerika zaten öyleydi. Amerika'nın da hayatı şu 100 senelik. 1900'lerde falan bir şey yoktu. Amerika yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra patladı bir anda yani. 70-80-100 senelik. Çoğu da Amerika'ya adam edenler Anadolu'dan giden Museviler yani Yahudiler, Ermeniler. Şey ne orada. Çok iş adamları var. Onun da gene bir hikayesini okuyorum da. Neler yapmışlar ya. Şeyli bir adam. O sigarayı yapmışlar orada. Manisalı bir Yahudi çocuk. Okuma yazma da yok. Bir gün bekçi oluyor bu Manisa'da. 1900'lerin yıllarında biri geliyor bir şey soruyor mezarlıkta, isim soruyor, bekçi adam bu çocuk 14-15 yaşında, diyor ki ben bilmiyorum diyor okuma yazma, ondan şikayet ediyor o Yahudi şeyine, cemaatine, kovuyorlar okumayı. Ondan sonra bunlar bir Mısır'a gidiyorlar, İskender'e, orada tütün mütmün hamallık yapıyor derken patron da bunu çok seviyor, bak patronu çok seviyor. Buna bir sermaye ve de veriyor. Git diyor sen Amerika, orası diyor fırsatlar ülkesi. Bu da gidiyor New York'a. Tütün işini de biliyor. Türkiye'den de bazı şeyler var. Cebine de 25 bin dolar para vermiş adam ya. Oradaki hem de Rum yani. Rum tüccar. Sevmiş de bak adam baksa. Okuma yazma bilmiyor. Evet. Sonra gidiyor orada o tütün şeylerini kuruyorlar işte fabrikasını. 1900'lü yıllarda. Sonra geliyor memleketi Manisa'ya da hastane yapıyor. Çocuk hastanesi bedava. 85'e kadar hastane devam etmiş.
kaç sene, 30 sene falan. Ya böyleler de var yani, ne bilmem ne siyaraları, o şey. Bunlar hep bilgilikle bak. Ama evet, bu ne yoruyor bana? Diyor. Sonra öyle bir gazetecilere bir soru sordukları zaman başkasını okutturuyor. Ne diyor falan diyor. Ya diyor işte sen diyorlar okuma yazma yok diyor. Ben diyor okuma yazmam olsaydı mezarlık bekçisi olurdum diyor. Mezarlık bekçisi bile olamamış yani okuma yazma bilmediği için. Ama hamallıktan gene bizler de böyle gelişimiz nasıl Toroslardan. Evet. Basit şeylerle, basit şey Allah bize akıl fikirle, disiplin, ahlakla, özveriyle, çalışmayla hem bilgelik verdi hem zenginlik verdi. Hep güzel. Sıfırdan geldik. Babanı biliyorsun sen yani. Evet. Köyümü de biliyorsun. Elhamdülillah. Yani Toros'ta da bir köy. Tam. Yani birinci jenerasyonum ben. Daha sizler daha yeni yeni. Yani demek ki bilgelik çok önemli. Bilgelik. Bilgelik olunca zengin olursun zaten. Yani bilgelik. Ben de burada işime aşık oldum. Çalış işimde bilgeliğimi artırdım. Organizasyon, program. Sonra küçük bir fırsatta değerlendirdim. Oradan bir yere geldim. Evet. Elhamdülillah. Çok güzel bir sohbetti baba. Ağzınıza sağlık. Birazdan Ahmet Bedevi filmi ekranlarda olacak. Ramazan'ın son günleri inşallah kıymetini bilerek, Kur'an'la iştigal olarak, Kur'an'la meşgul olarak inşallah güzel vakitler geçiririz. Faydalı olur bizim için. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar. Allah hepimize bilgelik versin. Ayette diyor ki Allah, hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Bilgelik her zaman üstündür bu ayet. Oku, Allah'ın adıyla oku. Hiç bilenle bilmeyen biri olun. Bilen her zaman üstündür. Evet. Zenginlik arkadan gelir. Hoşça kalın. İyi seyirler dostlar.